Herkes sizi konuşuyor Mehmet. Kardeşin gazetelerin bile dilinde. Bir ben mi konuşuyorum kardeşin marifetlerini? Senin kardeşin dilden dile Mehmet. Dilden dile. Sen ya. Ezeceksin oğlum adamı. Annen Mehmet de sana bunları giydirir, yan yana uyuturdu. Hah, arabayı da buldum. Yok baba, bırak sen, ben hallederim onu. Ya... Oh. Oh. Ben yola çıkana kadar biraz yatıp dinleneyim ha. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun Mehmet? Adam etseydi ne olacaktı? Ona çarpsaydım geberip giderdi. Geberip giderdi? Bu kadar basit mi her şey? Sen bunu yaparak kaç kişinin hayatını değiştirmeye çalışıyorsun biliyor musun? Sadece ikinizin mi? Ailenin hayatı ne olacak? Kardeşinin, karının, herkesin. Farkında mısın bunun? Onlara yaşatmak istediğim bu Mehmet. Hocam. Boş boş hocam deme bana. Tamam, ne var hanım? Geliyorum hemen. Daha sonra anneme uğrayacağımı söyle. Feriha nerede? Ne yapacağım Feriha'yı? Ya nerede, bir şey söyleyeceğim. Ne de olacak odasında. Sen daha yat burada. Mehmet az önce apartmanın önünde seninkini eziyordu, haberin yok. Ne? Ya vallahi dümdüz üzerine yürüdü. Hiç durmayacaktı. Emir nerede? Ya dur, ne yapıyorsun? Şaşırdın galiba, yanına mı çıkacaksın? Aa! Feriha, nereye kızım? Ekmek alacağım baba. Ekmek bitmiş. Yok yok, gitme. Dünden kalanları kızartırız kızım. Tamam. Sana haksızlık yapmak istemiyorum. Ama korumak zorunda olduğum bir oğlum var. Lütfen anla beni. Hayır, seni anlamıyorum. Yani sırf Levent'le yaşadıklarım yüzünden... Beni Bülent'e karşı koyamayacak kadar güvenilmez buluyorsun. Bunu anlayamam. Hayır. Seni güvenilmez değil, zayıf buluyorum seni. Neden zayıf oluyormuşum? Oğullarından birine karşı koyamadığım için mi? Oğullarımdan biri kalbini kırdığı için. İnan bana, ben Bülent'in öfkesi kadar senin zayıflığından da korkuyorum. Bunu bir düşün.
Şükür Fidan. Ne? Bu benim abim hiç anlamaz bu ilaçların zamanından falan. Aman kaçırmayın olur mu sana emanet? Ömer'e anneme çok selam söyle baba. Abim Zehra ablamın kapısında. Anneme söyle küpelerimi hiç çıkarmıyorum. Ay, o küpeler de bir ara bir gitmişti ama takmıyordum. Neyse geri geldiler. Haydi o zaman. Haydi güle güle. Hadi kalın sağlıcakla. Annemi Ömer'i benim için öp baba. Mehmet, gözüm arkada kalmasın. Ev sana emanet oğlum. Anladın mı? Anladım baba. Gider gitmez arkasını döner dönmez ne yapıyorsun sen ya? Sildin değil mi? Silmişsindir, numarasını bile silmişsindir. Ama bana babama söylediğin o lekeyi silemezsin Feriha. Ya Mehmet ben kime diyorum oğlum? Ya bırak hala ya, konuşsun. Dinleyelim. Lan utanmadan cevap mı veriyor? Ya çek şuradan, sen bırak diyorum. Ve ya ben burada eşek başı mıyım? Baban yoksa ailenin büyüğü benim. Korkma hala. Hiçbir şey yapmam ona. Hiçbir şeyim değil çünkü o benim. İstersen hayatın boyunca yüzüme bakma. Ben senin ikizinim Mehmet. Sen o herifin elini tutup arkana bakmadan kaçıp gittiğin gün kardeşim değildin artık. Namussuzluğunla öldün. Ben arkama baktım Mehmet. Tanıdığım kimseyi göremedim. Annemin mektubuna birlikte ağladığım kardeşim yoktu orada. Bu süslü lafların halama yeter, babama yeter. Bana etmez. Sen kendini de bizi de pisliğe buladıktan sonra bunların hiçbiri yetmez. O yukarıdakine de dersini vermeden bana hiçbir şey yetmez. Sen geç şuraya be! Aa! Baban arkasını döner dönmez ne yapıyorsun sen? Bu apartmanda huzursuzluk çıkaramazsın. Ha babanı şuncacık seviyorsan dek duracaksın anladın mı beni? Ya sana çarpsaydı? Canım ben gayet iyiyim. Hiçbir şey olmadı merak etme. Hemen yanına gelmek istedim ama gelemedim. Zor olacağını biliyorduk ama... ...bu kadar zorunu tahmin edememiştim. Ben seni görmeden... Emir... Yine neler geçiyor aklından Mehmet? Ya sana ne benim aklımdan Seher. Uyusana sen. Sen de iyice ters oldun ha. Hayır yani güya yeni yatak odamızda, yeni yatağımızda ilk gecemiz ama. Benim içim rahatlayana kadar gecem de gündüzüm de yok. Kusura bakma. Sanki seni rahatlatmanın bir yolu var da. Fotoğraflarımıza bile rahat rahat bakamıyorum. Mesajlarını saklayamıyorum. Ama böyle seni görünce unutuyorum her şeyi.
Günaydın yavrum. Gel, gel buyur otur. Ben servise çıktım. Git kaldır şunu hala. Oğlum etme bak, baban da yok burada. Uğraşma şu kızından. Günah yavrum. Günah o kızın üzerinde hala. Sabah sabah o nasıl laf öyle mi hemen? Oo, sende hiç ata saygısı da kalmamış yavrum. Ben o kızın temizliğine bizzat kefil oldum oğlum. Aa, sen halanın sözüne bu kadar mı itimat ediyorsun? Nasıl kefil oldun hala? Nasıl güvendin? Yeminine mi? Aldın eve soktun, babamın elini öptürdün. Öyle yeminle meminle olmaz. Götüreceksin hastaneye, baktıracaksın. Yapma öyle rezillik olur mu? Ne hastanesine götüreyim ben şimdi kızı? Ne bu be sabah sabah hastane falan? Hı? Götüreceksin, baktıracaksın hala. Ben buradayım, farkında mısın? Duyuyorum hepsini. Duyuyorsan git hazırla. Hastaneye gidiyoruz. Daha ne kadar aşağılayacaksın beni? Daha bundan ne kadar zevk alacaksın? O hastaneye gideceksin, o raporu alacaksın. Sen beni buna zorlayamazsın. Duyuyor musun hala? Almayacakmış onu. Alamazsın çünkü yalan yere yemin ettim. Ben sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Senin ne düşündüğün umurumda bile değil. Sırf kendini tatmin edeceksin diye kendimi daha fazla aşağılatmam. Lan aşağılanmaktan mı bahsediyorsun? Adam dükkanı kapattı lan senin yüzünden. İnsan içine çıkamıyor. Kahvenin önünden geçemiyor adam. Kızım sen bak madem kendinden bu kadar eminsin. Hırgür yapacağımız. Hadi gidelim alalım madem. Öyle yok hala. Öyle bir şey yok. Ben kendimi ezdirmem size. Şimdi ben okula gidiyorum. Döndüğümde o kapıyı ister açarsınız ister açmazsınız. Babama güveniyor. Babam hasta ya. Ona defol git diyemeyeceğimizi biliyor. Otobüse binmiyorum ben. Okuldan önce bir şeyler yapalım mı? Ne bileyim, bir yerlere gidelim. Tamam. Allah kahretsin ya. Hani yeni yatak odamın tadını çıkaramadan her şey başıma kaldı. Ya sana koca bir fes Seher Hanım ha. Şurada iki kardeş birbirinin gırtlağına çömüş. Sen hala da burada mobilyanın derdini tutuyorsun. E bana ne? Feriha kendinden bu kadar eminse alsın o raporunu, atsın Mehmet'in suratına, bak bakalım bir daha konuşabiliyor mu Mehmet? Sen hele bir dur orada bakalım. Kolay mı onu alması? Ne alıyorsun sen? Bakkala gidip de yarım kilo peynir mi istiyorsun? Aa kız haklı. Ben bile gidip utanırım onu almaya. Gururu kırılır insanın. Sindiremez insan onu içine. Aman. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kendini bilen insan gururunu da her şeyini de halleder. Seher Hanım, sen kocanı da böyle konuşup konuşup dolduruyorsan, heh, bizim seninle işimiz var demektir. Bak bu konuda hakkımı yeme Hatice Hala. Ben hiçbir şey söylemiyorum Mehmet'e. Zaten haberim falan da yoktu bu bekaret testi olayından. Ama ben sana söyleyeyim, yani bardak buraya kadar geldi. Ben ha eklemişim, ha çıkarmışım fark etmez. Hadi taşar görürsün. Mevlyaları aldırdı, konuşuyor şimdi. Mehmet, ineceğim yeri geçtin. Çok pardon, fark etmemişim. Bugün dalgınsın. Kusura bakmayın. Şuradan dönerim ben. Ne güzel bir şehirde yaşıyoruz. Gel beni yaşa diye bağırıyor sanki. Biz ne zaman yaşayacağız? Yaşayacağız. Bu şehri de yaşayacağız, evliliğimizi de. Ya bazen kendimi bırakıp gidelim evlendiğimizi söyleyelim herkese diyorum. Ama babamın o hastanedeki halini düşününce bırakamıyorum kendimi işte. Evde yeni bir şey mi oldu? Yok. Aynı. Değişik bir şey yok. Bir şey olmuş gibi.
Aynı işte, boş ver. Bak biz buradayız. Ben kocamla ilk defa bir yere gidiyorum. Toplantı istediğimi gerekli kişilere bildirdiniz değil mi? Evet Cansu Hanım. Sizi bekliyoruz. Avukatıma tekrar haber vermeme gerek yok herhalde. Biz çağırdık efendim. Tamam, ben birazdan oradayım. Günaydın Cansu'cum, nasılsın? Sağ ol Tülin abla. Birazdan Sanem Hanım'ı otelden attıktan sonra daha iyi olmak için yola çıkıyorum. Hoşça kal Tülin abla. Görüyor musun hastayı ya? Özellikle kapattı kapıyı. Sorun yapma. Merdivenden inebiliriz. Öyle mi? Tamam, birazdan iniyorum. Avukat da gelmiş. Cansu'nun toplantısını biraz fazla ciddiye almıyor musun sen? Otel çalışanları ne kadar ciddiye alıyorsa ben de o kadar ciddiye alıyorum. Sonuçta Cansu bu otelin sahibi. Sanem, senin de bu otelde hissen var. Seni atamaz. Yerinde olsam bu toplantıya katılmazdım bile. Ben kendi kızımdan daha çok Cansu'yla ilgilendim. Ona çok emek verdim. Yani şimdi hiçbir zaman eskisi gibi olamasak da bana düşmanlık beslemesini istemiyorum. Toplantıda ne olursa olsun hep alttan alacağım. Hadi gidelim. Yapma Sanem. O kızı ciddiye alıp seninle gelmemi beklemiyorsun herhalde. Ama bu toplantı seni ilgilendiriyor Ünal. Yani Hills'le olan ortaklığı bitirmeye çalıştığını biliyoruz. Ben 20 yaşında problemli bir kızın hezeyanlarını ciddiye almam Sanem. Benim Haldun'la yapmış olduğum 5 yıllık bir anlaşmam var. Ben o anlaşmadan başka hiçbir şey tanımam. Annemle çok izlerdik eski Türk filmlerini. Ağlardık falan. Hayat bazen eski Türk filmlerini aratmıyor değil mi? Aman, aman. Kötü kalpli fabrikatörün çapkın oğlu. Ve ona demeden fakir ama gururlu bir kız. Ay yapma sen şöyle espriler. Düşman aileler de tamam. Deri koltuğumu da getir, fakir ama gururlu kız diye döneyim etrafında. Diyemezsin. Çünkü biz hiç ayrılmayacağız. Hanımefendi hala aramızda olmadığına göre Hills'ten başlayabiliriz. Hoş, Ünal Bey de yok ama. Ünal Bey toplantıya katılmaya gerek görmediler. Avukatınıza babanızla beraber yaptıkları 5 yıllık sözleşmenin büyük kopyasını gönderdiler. Ne demek oluyor bu? 5 yıl dolmadan Ünal Bey ile ortaklığınızı bitirmeniz hukuken mümkün değil. Peki, Sanem Hanım'a dönelim o zaman. Babanızın Sanem Hanım'a bırakmış olduğu yüzdeden ve bu yüzdenin ne anlama geldiğinden sizleri haberdar etmek benim görevim. Sanem Hanım bu otelin hissedarlarından biri ve... Nasıl yani? Siz ne demek istiyorsunuz ya? Bu kadın kuş yemi kadar olan hissesiyle bu otelde canı ne istiyorsa yapacak. Ben de oturup onu izleyeceğim, öyle mi? Sanem Hanım'ın otelle herhangi bir yetkisi yok. Bu yetki size ait. Sanem Hanım yönetim kurulunda sadece. O zaman ben size Sanem Hanım'ın ne yaptığını söyleyeyim. Babamın otelinde babamın ortağıyla yatıyor. Ben iş toplantısı yapacağımızı sanıyordum. Bakın, inkar bile edemedi. Cansu Hanım bakın bunların konuşulması... Size babamın otelinde diyorum. Babamın odasında, babamın ortağıyla yatıyor diyorum. Anlamıyor musun sen ya? Babam buna izin verir miydi sanıyorsunuz? Babam yaşasaydı bu kadının bu otelden para kazanmasına izin verir miydi? Bu kadını otelden atacaksınız. Sanem Hanım bu otelden çıkarmak istiyorsanız hisselerini size devretmesini sağlayacaksınız. Sizi de yatağa atıyor galiba.
Size Haldun'u kaybettiğimizde de söylemiştim. Yani Cansu ruhsal olarak hiç sağlıklı bir durumda değil. Evet, bunu gözlerimle gördüğümü söyleyebilirim. Şu anda denetimsiz bir şekilde tek başına yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha önce intihara teşebbüs etmişti. Ne yapacağım bilemiyorum. Tedavisi ne durumda Sanem Hanım? Doktoruna danışabilirsiniz. Yani çok ağır bir ilaç tedavisi görmesine rağmen işte bu haldeyiz. Cansu artık tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var. Vasit hain edilmeniz yani. Tabii Cansu Hanım'la aranızdaki ilişkinin düzelmiş olması bu aşamada hayatımızı kolaylaştırırdı. Ben sadece onun için iyi olanı istiyorum. Yani vasisi tayin edilmem için gerekli prosedür neyse onu başlatın lütfen. Seni okulda mı bekleyeyim yoksa burada mı? Ben bir eve uğrayayım. Sonra gelirim. Koray. Bugün bu iş bitiyor değil mi? Bitiyor. Bitiyor hayatım. Hande. Güven bana. Söz. Dersen sonra işletme kulübünde o zaman. E yapma ama. Seni yol ortasında indirmekten nefret ettiğimi biliyorsun. Hocam dışarıda misafiriniz var. Sizi bekliyor. Tamam. Hayırdır Mehmet? Kusura bakmayın, öyle ayağıma çağırmış gibi oldum ama içeri almadılar. Feriha derstedir zaten. Yok hocam, ben size geldim. Ya düşündüm de, dün siz haklıydınız. Kaybettim ben kendimi. Neyse boş ver Mehmet. Geçmişte kaldı artık. Bugün nasılsın? Ya Allah biliyor ya. Size verdiğim sözü tutabilir miyim bilemiyorum. Babama verdiğim sözü bile tutamıyorum ben. Şimdi ben o herifi görünce ne yaparım, ne ederim? Nereye kadar tutarım ben de bilemiyorum. Hocam. Allah muhabbetinizi arttırsın. Feriha'nın yanınıza ikizinden daha çok yakışıyordu. Ya bu karının derdi ne? Benim şimdi gitmem lazım içeri Mehmet. Daha sonra görüşürüz olur mu? Tamam hocam. Yani tutmayayım sizi. Tamam, hadi görüşürüz. Evet. Az kalsın görecekti seni Mehmet. Evet. Hande kötü bir şey söylemedi değil mi? Ya Hande'yi boş ver sen. Mehmet senin okulda olmadığını görseydin ne olacaktı? Mehmet'le yakın olduğunuzu biliyorum ama... Lütfen bu meselenin dışında kalın. Bunun için söz veremem sana. Ben ailemin üzülmemesi için elimden geleni yapıyorum. Benim de nefes almaya ihtiyacım var. Bırak şu anneanne yemeklerini. Biraz havalı bir şeyler pişir canım. Yanında da bir kadeh şarap. Ya dizilerden de mi anlamıyorsun? Öylesini seviyor bunlar tatlım. Hem besleme gibi de dolaşma evde. Sen o evin halımısın. Şöyle açıl, saçıl, biraz makyaj yap. O dudakların hep boyalı olsun, tamam mı? Şöyle kırmızı kırmızı rujlar sür. Nabza göre şerbet.
Hayır, o konuyu açana kadar 32 dişini saklamayacaksın. Böyle gülümseyeceksin. Ha baktın direkt konuya giriyor. O zaman hazırla işte gözyaşlarını. Hoş geldin. Islak kek brownie yaptım sana. Şimdi fırında. Gülsüm, ben yarın boşanma işlemlerini başlatıyorum. Tabii sen şimdi hemen annenlere söylemek zorunda değilsin. Yani kendini ne zaman hazır hissedersen ama... Hani eve dönmen için. Ben eve dönemem. Ben senden boşanamam Koray. Okul bitene kadar boşanamam. Eğer sen ben o zamana kadar bekleyemem der boşarsan beni... ...boşuna evlenmişiz say. Dolu halimle istemezler beni. Saçmalama ya. Cansu geliyor. Ben yokum anne, yokum. Merhaba Tülin abla. Merhaba canım. Ya Lara'yı aradım ama açmadı. Burada da yok galiba. O burada yok. Bana hala kızgın mı? İnan bilmiyorum. Biz bu konu hakkında hiç konuşmadık. Sen nasılsın? Göründüğüm gibiyim işte. Ben senin için endişeleniyorum. Yani yalnız kalmanı doğru bulmuyorum. Ya bak Tülin abla, şimdi bana o kadını... Hayır, hayır. Yani sadece teyzenin niye aramadığını merak ediyorum. Arayamam. Arayamam çünkü... Ya beni hemen Kanada'ya çağıracak. Ben de oraya gitmek istemiyorum. Burayı bırakamam. Neyse. Lara'ya onunla barışmak istediğimi söyler misin? Söylerim. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşürüz. Bence barışmasak da olur anne. Gülsüm sen 4 yıl diyorsun. 4 koca yıl. Ya biz evlendik, şimdi de boşanıyoruz. Buna kim ne karışır? Bizim oralarda 4 yıl ne demek bilmiyorsun sen. Bizim oralarda dul kadın ne demek bilmiyorsun sen. Annem perişan olur. Dayımların da zaten canı feryadan yandı. Beni İstanbul'da bırakmazlar. Okula da göndermezler. Cesaret edemezler buna. Saçmalama ya. Sen bana önce deseydin... ...ben seninle boşanmak için evleniyorum deseydin... ...ben sana derdim sen o kahramanlığı yapma diye. Bak sonuç aynı işte Koray. Bu benim hayatım işte. Senin kurtardın ama şimdi yine senin iki dudağın arasında olan hayatım. Şimdi ben kendimi öldüremedim. Ama eğer sen beni boşarsan sen beni öldürürsün. Sen benim katilim olursun. Feriha'nın kardeşiyle samimiyeti ilerletmişsin. Şimdi Mehmet'ten mi uzak dur diyeceksin bana? İstiyorsan mutluluklar dileyim. Bak o çocukla uğraşma istersen. Dün bunun nasıl sonuçlanabileceğini gördün. Sen iyi görememişsin. Onunla uğraşan ben değilim. Onu hiç anlamayacaksın değil mi? Anlamam mı gerekiyor? Feriha ile olduğun sürece Mehmet hep hayatında olacak senin. Ve onunla ilgili ortada bir sorun var. Bunu çözmek zorundasın. Bu şekilde Feriha ile gizli gizli buluşarak sorunu çözemezsin. Dün benim meselemdi, senin değil.
Feriha ile ilgili kendine nasıl bir görev seçtin bilmiyorum ama benimle ilgili her şeyden uzak dur. Gerçekten uzak dur. Gülsüm tamam mı artık, ağlama. Ama sen gidiyorsun. Gidiyorum ama biz kağıt üstünde evli kalacağız. Hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek. Sen okula devam edebileceksin. Ben nasıl kalırım bu evde böyle? Benden daha fazlasını isteme. Peki sen hiç gelmeyecek misin? Yani burası senin evin. Nereye gidersin, nerede kalırsın? Ben nasıl içime sindireyim? Gülsüm, benim en çok içime sinen bu. Tamam. Yani ailen hiçbir şey anlamayacak. Kağıt üstünde evli kalacağız. Hem ben arada sırada uğrarım. Bir de Gülsüm, sen al bunu. Ya dursun sen de, bir şey olur olmaz. Yok olmaz, alamam ben bunu. Olur olur, acil durum için falan. Hem sık sık uğrarım, kimse bir şey anlamaz. Kaptan kardeşinle yakınlaşırken senin uzaklaşmış. Eskisi gibi değilsiniz. Neden? Bir şey olmadı. Yani öyle kendiliğinden oldu. Aranızda ters bir şey mi oldu? Yani şu elimde ayna olsa da şu an yüzünü göstersem sana. O adam senin için önemliydi. Konuşuyordunuz. Şimdi evinize giriyor. Kardeşinle de arkadaş olmuş. Ama sen o yokmuş gibi davranıyorsun. Bence bu yüzümdeki ifadeden daha ilginç. Yüzündeki ifade ilginç değil, korkunçtu zaten. Ne oldu kaptanla? Emir, bir şey olmadı. Sadece artık yalnız hissetmiyorum kendimi. Sen varsın. Biz konuşabiliyoruz. Sen beni dinliyorsun. Böyle bakmaya devam edeceksen konuşamayacağım ama daha fazla. Kızın durumu gittikçe kötüleşiyor. Ben onun için elimden gelen her şeyi yaptım Tülin. Bundan daha fazlası. Üstelik benden nefret ederken. Nasıl yapılır bilmiyorum. Ben seni kastetmedim. Yani artık senin ona yardım edemeyeceğim belli. Ben onun teyzesinin ilgilenmesi gerektiğini görüyorum. Cansu'yla bunu konuştuk. Ha, öyle mi? Teyzesini mi çağırdı yani? Hayır, bu benim fikrimdi. O bunu istemiyor. Bir yetişkinin onunla ilgilenmesi gerek. Böyle yapayalnız daha ne kadar devam edebilir? Çok sessizsin Lara. Cansu ve Buhranlar artık pek ilgimi çekmiyor da. Ben yine uğrarım. Yolun düşerse. Oteldeyim biliyorsun. Tamam canım. Görüşürüz. Onun yerinde olsaydım Cansu'yu Kanada'ya göndermek için elimden geleni yapardım. Ya en azından otelde rahat olurdum. Ama sen teyzesinden bahsedince Cansu kadar rahatsız oldu. Senin bir düşündüğü var muhakkak. Hoş geldin. Ben şaraplarımızı söyledim ama. Ben yemek yemeyeceğim. Çok kısa kalacağım. Söyleyeceklerimi söyleyip hemen gitmeyi düşünüyorum. Oho. Küsüz yani. 20 yaşındaymış gibi davranmak seni gençleştirmiyor Ünal Sarrafoğlu. Beni gençleştirmiyor ama
Bu stresli halin seni yaşlandırıyor Aysun. Sahi senin kocanın soyadı neydi? Emir ve Feriha ayrılmışlar. Feriha ailesinin yanına geri dönmüş. Yani Cansu'ya böyle söylemiş. Yani? Feriha'nın hiçbir söylediğine güvenemeyiz biliyorum. Eğer bu doğruysa oğlumuz bizden bir yeşil ışık bekliyor olabilir. İşi inada bindirmek yerine oğlumuzu onların elinden kurtarmalıyız. Çünkü o apartmanda kaldığı sürece yeni bir oyuna inanabilir. Yani benden ne yapmamı istiyorsun? Senden şunu istiyorum. Belki apartmandan ayrılmak için Emir'in cesarete ihtiyacı var, bilemiyorum. Ama bildiğim tek şey, oğlumuzu o kızdan kurtarabilmek için önümüze çıkan her fırsatı değerlendirmemiz gerektiği. Afiyet olsun. Sanki